Merhaba köfteler. Şimdi size Formula 1 2019'da bir kariyer modu açtım. Neden? Çünkü online yarışlar 2 haftada bir olduğu için bir hafta kariyer modundan ilerleyeceğiz. Bir haftada şeyden ilerleyeceğiz. İşte online yarışlarla. Benim halihazırda bir kariyer modum vardı ama onu 2 saat kapışıyorum ben. Bir de ortalarına geçmiştim sezonun. O sebeple daha videoya müsait bir kariyer modu ayarladım. Sıralama turu ve antrenman seanslarını es geçiyorum. Onları da merak ediyorsanız bir özet şeklinde koyabilirim bir sonraki Grand Prix'lerde. Şimdi direkt yarıştan başlayacağız. Zorluğu ben Red Bull takımını seçtim. Birazcık hem direkt en önde olmayayım ama çok arkalarda da olmayayım diye. Red Bull'da biliyorsunuz Verstappen var. Verstappen de takım arkadaşıyım. O çok yetenekli biri olduğu için zorluğu onun bir miktar arkasında kalacak biçimde ayarladım ki daha gerçekçi olsun. Çünkü benim Verstappen'i geçmem çok mantıklı değil. Aracımızı zaten kariyer modu boyunca güncelliyoruz, geliştiriyoruz. Öyle olduğu için de nasıl diyelim? Yani zamanla diğer takımları geçeceğiz ama Verstappen'i geçemememiz veya hani puanlarımızın yakın olması gerekiyor. Gerçekçi bir kariyer modu deneyimi için size de bunu tavsiye ederim. Bunu da şeyle deneyebilirsiniz ayrıca. Yani oyuna sahipseniz önce o pistin normal bir yarışını, tek yarışını yapmaya çalışın belirli bir zorlukta. Takım arkadaşınızı hafif geçtiğiniz yakın tur. Bakın ben işte Verstappen 27 atmış, ben de 28 atmışım. Yarım saniye bir fark var. Ferrari'ler nedense geç kalmış. Arka taraf zaten oha Grosjean 11. başlıyor. Çok ilginç. Abi Renault ne kadar arkada başlıyor? Çok kötü. Renault'un o kadar arkada olmaması lazım. Bakalım. İlk tur dönüşü bayağı sakat oluyor. İlk tur dönüşünü düzgün ayarlamaya çalışacağım. Aracımızı zaten ben antrenman turlarında ayarlamıştım. Bu pist birazcık bana ters gelen bir pist. O yüzden fazla agresif davranmayacağım. Biraz da kötü kalktım zaten. Muhtemelen Vettel'in araç benim önüme gelecek. Biraz kestik, sıkıntı yok. Çok kötü, çok kötü. Ön kanadı da biraz yamulttum. Orada bir hatayla çıktık. Ben arkadaşlar mümkün olduğunca şey ayarda oynuyorum. Yani en gerçeğe yakın ayarlarda. O yüzden ön kanadım aşırı hassas. Yani çok gerçekçi bir hasar alma modeli var. O sebeple aracımı ilk dönüşte korumaya çalıştım. Çünkü bilgisayar da üstünüze sürüyor. Agresiflikleri var. Hafif bir hasar bile aldık yani ön şeyde. Ama bu inanılmaz arkada değilim. Zaten Magnussen'i falan rahat rahat geçeriz diye tahmin ediyorum. Yani o Jeff de bize şey diyor yani çok iyi bir start olmadı ama diyor hallederiz diyor. Hallederiz reis diyor. Size küçük bir ilginç veya komik bilgi vereyim. Reese ismini seçtim hitap etme olarak. Reese diye bir İngilizce isim var. Reese'e benziyor seslenişi gibisinden. Yani adam Reese'e benzer bir şey söylüyor. O DRS'imiz bozukmuş. Magnussen ne yapıyorsun Magnussen? Bakın aracın arkasındaki DRS sisteminde bozukluk gözüküyor. DRS'imiz olmayacakmış. DRS'imi de kesip normal geçiş yapmam gerekiyor. Magnussen beni bloklayacağım diye kendi de geri kaldı. Bu adam hep böyle zaten. Gerçekçi yapmışlar. Kardeşim bir sal beni sal ya. Bir güvenlik aracı gelirse
güvenlik aracında pite girebiliriz. Kitledi Magnussen tekerini. Bir daha buradaki dönüşte ben geçeceğim Magnussen'i. Yani bununla uğraşılmaz böyle. Bu dönüşü geçen günlerde çok kötü yapıyordum. Bir önceki kariyer modumda birazcık nazar değmesin toparlamış gibiyim. Orası biraz sıkıntılı. Şunu da azaltalım. Bakın. İşte anlatmaya çalıştığım şey oydu. Kontrolörü bırakmaya çalışıyorsunuz. Online yarışı izlediyseniz orada da bu geri sarma işlemi de yok. Buradaki küçük ayarı yapacağım diye normalde bu direksiyonun üstünde tuşlar var. Kontrolü kaybetmeden bu ayarları değiştirebiliyorsunuz. Gerçek yarışlarda ben şu anda kontrolü bırakarak değiştirmek zorunda oluyorum. Yani sol elimle yapıyorum. D-pad'den. O da tabii şeyimi bozuyor biraz. Dengemi bozuyor. DRS gelmiş. DRS'i birazdan kullanacağız. Bu iyi haber. Magnussen'in arkasında çok takılmıştık. Yarışın uzunluğu 2 saat değil arkadaşlar. %25 yaptım. Yani yarım saat falan olacak. Yarım saat boyunca çok anormal bir şey olmazsa kesme işlemi yapmayacağım. Biri bana atak yapıyor. Kardeş sen kimsin? Carlos Sainz. Bu arkadaş da bayağı iyi pilot. Gerçekte de. Umarım kendine uygun bir araca kavuşur diyeceğim de hiç sanmıyorum yani. Çünkü hem Leclerc hem Verstappen yani çok iyiler. Hani onlar kadar iyi olur mu ileride bilmiyorum. Tabii bir de Ricciardo gerçeği var. Ricciardo da kendini Renault'a yolladı. Abi DRS vermiyorsun hala bana. Açıldı diyorsun DRS'i. Magnussen'in arkasında bu kadar uzun kalmamam gerekiyor Red Bull sürücüsü olarak. Çaylak olduğum için bir yarış idare ederler beni ama bu rezalet yani rezalet bu durum. Sainz da sürekli arkamda. Abicim DRS sana var bana niye yok? Adam bildiğin köşeyi kesti. Ne oldu kanka? Basmıyordu hani aracın. Çok tertemiz bir geçiş. O geçişin sebebi şu arkadaşlar. Carlos Sainz beni geçemediği için dış tarafa geçemedi. Dış tarafta olmayınca da fren mesafesi azalıyor. Caution bir şey oldu. No overtaking diyor. Bir şey oldu herhalde. Spin falan atılmış. Ooo VSC geldi. Ben bu VSC'de girerim abi. Ha, yavaşlamamı söylüyor. VSC esnasında geçiş yapılmıyor. VSC ne kadar sürecek bilmiyorum. Pit'e girmek mantıklı mı bilmiyorum. VSC gidiyormuş. VSC arkadaşlar FIA'nın ya da FIA'nın şey yaptığı bir olay. Nasıl diyeyim? Güvenlik aracını sahaya çıkartmıyorlar. Sanal güvenlik aracı diye bir şey icat etmişler. Hiç de sevmedim. Yalnız benim DRS'im hala gelmedi. DRS'i nasıl çözecekler bilmiyorum. DRS'siz de bu Magnussen'i geçemiyorum yani. Şurada bir zorlayacağım abi. Zaten Magnussen de savunma yapmayı unuttu sanırım. Bu Haas'ın gerçekte de şey problemi var. Güvenlik araçlarından sonra lastiği hemen ısıtamıyorlar. Bu sebeple de çok hızlı kullanamıyordu sürücüleri. Zaten sürücüleri de hani
en iyi sürücüler değil yani şimdi o konuda da birazcık acımasız olabiliriz. O sebeple hani bu durumun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yavaşladıktan sonra lastik tekrar ısınmadığından çok rahat bir geçiş yaptık. Ayrıca bu benim için iyi de oldu çünkü Magnussen arkada Sainz'ı biraz tutacak. Ben rahat rahat basabileceğim. Evet, benzininde diyor kardeşim elini korkak alıştırma. Bak yine çarpacaktım. Bak bu benzin ayarını başka bir şekilde yapabilmem gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya pauza yapıp yapmamızı sağlayalım. Yani düzlükler dışında bu ayarları yapamıyorum ve ya gerçekte fren mesela fren basıncını falan basıncı değişmiyor galiba da frenin dengesi her dönüşte değiştiriyor pilotlar. Yani her dönüşte farklı fren dengesiyle dönüyorlar. Pit window'a geliyormuşuz. Ben birazcık daha uzatacağım o pit window'u. Önüm açık çünkü. Yani Jeff birazcık erken beni pite almak istiyor ama tekerlerim o kadar kötü durumda mı? Biraz bakalım tekerimize. Oo, tekerler bayağı %33'e gelmiş. %40'larda falan kapatmak lazım. Tabi sıralamayı da bu tekerle attığım için problem yaşayabiliyoruz. Benim ayrıca ön kanadım da değişecek falan. Pitte bayağı uzun kalacağım. O yüzden birazcık önlere doğru yaklaşmam gerekiyor. Takımın bana hedefi 6.lık. 4 saniye. Ben 4 saniyeyi kapatabileceğimi düşünüyorum. Biraz yavaş döndük o dönüşü ama hiç problem yok. Aynen tam gaz devam. Zaten önde tren oluşmuş vaziyette. Öndeki 3 kişiyi rahat geçeceğim. Tahminim o yönde. Kim yarış dışı kaldı onu da bilmiyorum. Birisi yarış dışı kaldı galiba. Five tenth nedir lan? Yarım saniye galiba. Jeff birazcık fazla mı konuşuyor? Bana mı öyle geliyor? Jeff'i biraz azaltmak lazım. Jeff ne diyorsun Jeff? Yalnız Codemasters hep sövüyorum adamları ama kariyer modunu güzel yapıyor şimdi. Hakkını vermek lazım. Yani bu sadece 2019 değil, 2018, 2017 hepsinde güzeldi. Tabi Formula 1'in aşırı değişmemesinin de çok etkisi var. Ne dedi bana bu arada? Pit yapacağız yakında dedi galiba. Yaparız aga. Şu an ben araçtan verimi alıyorum yani. Magnussen'i geçtikten sonra bayağı rahatladım derken nazar değdirdik. Ama gene hani Red Bull aracı olduğu belli oluyor. Dışarı çıksan bile kontrollü devam edebiliyorsun. Red Bull bu konuda çok iyi gerçekten. Takım arkadaşım pitteymiş. Max'tan bir tur sonra da ben girerim. Şimdi onlar Max'ın lastiği değiştirmekle uğraşıyor. Ben de hata yapabilirler. Ayrıca önüm açıkken de birazcık sürmek istiyorum. Şimdi bu tur beni pite almak istiyor. Çok mantıklı bir şey. Hamilton değiştirmiş lastikleri. Hamilton abi yalnız nasıl bir dönüş yaptıysam hani Sainz'da gene hemen arkamda. Sainz'da pite girmeyenlerden. O da girecek pite. Biz ne takacağız abi? Bana hard takacağını söylüyor. Ben hard istemiyorum. Bana da medium taksın. Ne demek hard takacağım? Kardeşim
Bana takacaksan öyle sert takma yani. Yumuşak tak. Şimdi bunu değiştirmem gerekiyor. Ya bak, bir şey değiştirdiğin anda, tamam mı? Küçük ayar değiştireceğinde pit'i kaçırıyorsun abi. Heh, medium'a geldik. Yani gerçekten çok anormal. Bir savunma yapacağım şurada. Yaptırmıyor. Yani bu benim sırf bunun için direksiyon şeyi mi alsam? Yani direksiyon seti yetmiyor arkadaşlar bunun için. Özel Formula 1 direksiyonu alman gerekiyor ki. Abi bu Sainz önümde çıkacak şimdi ya. Yapma, yapma. Sainz çünkü ön kanat da değiştiriyor bizimkiler. Beyler ön kanadı çabuk takın. Go go go. McLaren çıktı mı? Evet, McLaren önümde çıktı. Çünkü of of, rezalet. Şu anda rezillik içindeyiz. Soğuk lastiğin gazabına uğruyordum az kalsın. Sainz'ı tekrar geçmem gerekiyor falan. Bir sürü sıkıntılı iş yaşıyorum şu anda. Sıkıntılar diyarı. Zaten o kalkış bayağı felaketti. Sonra da Magnussen beni çok tuttu. Yellow flag'a da benim yüzümden verdiler. Lastiği ısıtmam gerekiyor. Bakın lastikler hala serin. Bu açılardan oyunu çok beğeniyorum. Yani ufak tefek şeylerin etkisini sürüşte hissediyorsunuz. Yani ki gamepad ile oynuyorum. Normalde bu tarz hissiyatları gamepad'e vermek zor. Ama tabi temelde tek bir çeşit araba var. Onu ufak tefek ayarlamalarla takımlara göre değiştiriyorlar. O yüzden de işleri biraz daha kolay yani. Hani çünkü mesela Grid gibi bir oyunda veya Forza gibi bir oyunda çok çeşitli araçlar var. Hepsini aerodinamik olarak modellemek zor. Bunda tek bir aracı takımlara göre veya işte setuplara göre değiştiriyoruz. Bu güzel bir şey. İyi, birilerini geçiyoruz en azından. Şu Renault'u da geçsek okeyim ben. Magnussen'i geçtik. Hülkenberg'i geçtik. Harika. Hülkenberg çünkü geçmesi çok zor bir arkadaş. Hülkenberg'i de ben şahsen severim yani, hani kendisini. Yazık oldu. 2020 sezonu için koltuk bulamadı da adamın ahı tuttu herhalde. 2020'de yarış daha yapılamadı. Hani ne olacak ne bitecek bilmiyorum. 2021'de de belki tekrar koltuk bulur. Çünkü bu sene sonunda sanırım Vettel bye bye diyecek yani şeye. Nasıl diyeyim? Yani öyle haberler var. Vettel'in seneye anlaşamadığı yönünde bilgiler geliyor Ferrari ile. Ferrari dışında da şu anda boş koltuk var mı? Yani Red Bull geri ister mi bilmiyorum. Sanmıyorum ama ya. Ya bir de Ricciardo'su var bunun, şeyi var, tonla adam var. Yani bu sene sonunda Ferrari koltuğuna geçmek isteyecek insan bulacaktır benim tahminim o yönde. Bulamasa bile dediğim gibi. Abi ne diyorsun ya? Herkes medium'da olacak tabii ki. Yani gerizekalı mı bu Jeff? Bu Jeff vallahi bazen beni çok geriyor yani. Boş laflar. Carlos Sainz'ın ne kadar iyi sürücü olduğunu da görüyorsunuz. Çünkü adam kaptırdı gitti. Yetişemiyoruz bile. Sarı bayrak var arkamızda. VSC'de biraz önde olsak şeyde girecektim. VSC'de giremedik. Abi Hülkenberg çıkmış. Safety car çıkmıyor mu abi Hülkenberg çıkarken?
Safety car olmadığı zaman biraz kötü oluyor yani. Neyse ilk 10'dayız. Puan alacağız. O da iyi. Ayrıca önümüzdeki birine de yaklaşma şansımız gayet mümkün. Çünkü 5 turluk benzin varmış. Tamam, benzini de harcayalım. Birazcık keselim dedik. Hemen uyarıyı da aldık. Birkaç uyarıdan sonra arkadaşlar cezayı yapıştırıyorlar. Tur bindirmeler geliyor sanırım. Tur bindirmeler geldiği için biraz rahatlayabiliriz. Carlos Sainz da oralarda sıkıntı yaşayacaktır. DRS'im açık ama DRS'i hiç kullanamadık. Evet, Hülkenberg yarışın dışına çıktı. Orada da küçük haritada gördüm. Siz göremiyorsunuz küçük haritayı tabii. Öyle bir sıkıntı var. Ama küçük haritayı ne yapacaksınız yani? Noktalar geziniyor işte. Siz beni izleyin daha iyi. Riz mi önemli, küçük noktalar mı önemli? Yani şimdi orada bir duracaksın. Sol üstte de alsam olur gibi sanki yalnız kendimi. Kaydırıyordum arabayı. Lastikler gene kötülemeye başladı sanırım. Gerçi kötülediğini sanmıyorum. Çünkü benim en sevdiğim aralıklardayız. Orta hamur lastiğin böyle tam gevşediği, kendini saldığı, yumuşadığı, yol tutuşunun arttığı zamanlar bunlar. Ne çok zaman geçti, ne çok geç oldu. Bu pist 2 saatlik yarış yaptığınızda 2 pitle bitiyor arkadaşlar ama %25 mesafede tek pit yeterli oluyor. Abi çarptım, sürttük aracı ya. İnanılmaz. Ve o sürtmeye rağmen de en hızlı orta sektörü atmışım galiba. İlginç. Gerçi orası son sektör de olabilir, bilmiyorum. Sektörler nereden nereye onu fazla bilmiyorum aslında. Çok takip etmiyorum o işleri. Son sektörde kötü gitmişiz. Demek ki çarptığım yer son sektördeymiş. Arkamdakiyle 7 saniye. Carlos Sainz'a yaklaşıyorum. Abi yapma, ceza verme işte ya. Geri alacağım. Cezayla uğraşamam. Kimse kusura bakmasın. Ceza yani 3 saniye demek bu oyunda yüzyıllar falan demek. Ya bir de hani orada verilecek bir ceza yok yani, oraya taşıp duruyorlar. Kesmeli cezalarını bayağı şey yaptım ben, sert yaptım. Normalde bu kadar sert değil. Biraz kendimi de limitlemek için yaptım bu durumu. Çünkü bilgisayar kesmiyor hiç. Ben kesersem adil olmayacak. Yoksa mesela e-sporcuları falan izleyin. Çin'de falan son virajı bayağı dışarıdan alıyorlar yani. O aslında pist sınırlarının ihlali oluyor ama neden bilmiyorum. İzin veriliyor. Magnussen'de çok vakit kaybettik ama Sainz'ı nasıl yetişemiyoruz onu çözemedim. Artık bir yüksek yakıt tüketimiyle, yüksek IRS'le pardon, yetişmeye çalışacağım çünkü bayağı geride kaldık. Kardeşim reduce yapacağım da yarış bitiyor. Ne için toplayayım yani? En azından yetişiyorum bak şu anda. Raikkonen de şaka maka sanırım ilk şeylerde bitiriyor.
Ön kanat değiştirmesem olurdu aslında. Pit'te yazsaydım onu. Ben hasarlı ön kanatla devam edeceğim diye. Çünkü Sainz'ın bayağı arkasına düştüm. Elemana yetişemiyorum da bak. Yeni gözükmeye başladı. Mix 2'ya dön diyor. Dönmeyi düşünmüyorum açıkçası Mix 2'ya. Şu anda ne var ne yok her şeyi istiyorum abi. Son turda 2, 3, 4 kaç araba geçiliyorsa hepsini geçeceğim. Sainz gel lan buraya. İkinci DRS de istiyorum yani. İkinci DRS benim olacak. Abi yok, DRS zona da yetişemedim. Adam ne yapıyor ya? McLaren'ın böyle arabası vardı da biz mi bilmedik ya? Koca yarışta bir tek Magnussen'i geçtik. Rezalet. Uf, 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye ne demek? Hadi abi, hadi abi. Hamilton birinci bitirmiş. Biz hala yarışıyoruz. Yok, yetişemeyeceğiz abi. Grosjean'a bak sen, 8. bitirdi. Neyse, ilk Avustralya yarışı için çok kötü bir sonuç almadık. Fena bir yarış olmadı. Sonuçlara bir bakalım. Yani Jeff de güzel özetledi diyor. Hayal kırıklığı oldu ama diyor. Hallederiz sonra. Hamilton birinci oldu. Gayet gerçekçi. Aslında sezonun ilk yarışlarında Hamilton Bottas'ı geçiliyor genelde ama Mercedes'in kazanması normal. Verstappen ne yaptı bakalım? Üçüncü oldu mu acaba? Ne konuşuyorlar ya kardeşim? Geçin bu muhabbeti. Aaa! Kim? Vettel mi üçüncü olmuş? Ey yavrum ey, Vettel üçüncü olmuş. İlginç bir nokta. And now let's take a look at the driver standings. Lewis Hamilton takes the lead of the drivers championship. Red Bull'un aracı birazcık sıkıntı olmuş veya pit'te mi sıkıntı oldu? Aslında iyi bir tur atmışım yani, en hızlı tura yakın bir tur atmışım. Hatta zorlasaymışım en hızlı tura atacakmışım, o da bir puan verecekti. Raikkonen helal olsun koçuma. Perez iyi bir noktada. Sainz iyi bir noktada. Helal yani, gerçekten keyifli bir yarış oldu. Diğer şeyleri de yani highlightlara da bakabilirim şurada da. Neyse, bitiriyorum videoyu şuradan açarak. Bu tarz videoları beğeniyorsanız arkadaşlar, müzik de veriyor. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs tıp tıs tıp tıs. İlk tur dönüşüne bir bakalım. Yarış özeti olarak çeksem olur ha bunu. Evet, iğrenç bir ilk dönüş. Oh 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 oh. Burada keşke yeniden başlasaymışım ya yarışa. Neler olmuş orada? Carlos Sainz'ı gene iğrenç bir savunmayla durdurmuşum. Oradaki kapışmamız. Güzel de bayağı. Ben bunu özetini videoya çekeyim, daha iyi ya harbiden. Vallahi bakın, bunu da yapın. Acaba yorumlara yazın. Yani 2 saatlik yarışın özetini mi daha zevkli, yoksa böyle kısa bir yarışı full izlemek mi? Ona göre çekerim. Bu özet bayağı iyiymiş.
Çok hoşuma gitti. Tabi buralarda artık yapacak bir şey yok. Pite mite gireceğiz. Sainz burada hala arkamda. Ulan ön kanatta bir şey yokmuş ya. Boş yere ön kanatı değiştirmişler. Müzeye de aktın. Şimdi sahne gelecek arkadan. Nuri Alço müziği. Gerçi kırmışım lan ön kanadı. O kadar da normal değilmiş. Yalnız arabalar çok güzel ya. Vallahi helal olsun şunlar. Tipini beğenmiyorlar falan da bence hikayem efsane yani. Şunun gelişine bak. Ey yavrum ey. Yok halo kötüymüş de, yok bilmem ne de. Sizsiniz lan kötü. Pitten sonrası burası. Pitten sonra zaten hiçbir şey yok. Zaten gösterecek bir şey bulamadığından duvara sürtüşümü göstermiş. Orada iyi bari, çok hasar almadım. O kadar da dayanıksız değil gerçi araçlar. Bu şekilde bitti. Evet, yarış özetini de gördük. Bana bu yorumlarda yazın bu videonun. Full kariyer modu başlayıp özet de çekebilirim. Mantıklı geldi yani. Hani bu adam kendi kendine çok güzel özet açmış. 10 numara yani. Hadi bakalım, görüşürüz.